Efendim merhaba. Ne diyoruz ne anlıyoruz? Hoş geldiniz. Gene böyle çok alışık olduğumuz harcı alem gibi gözüken fakat aslında içine girdikçe açılımları her bir tarafa doğru yayılan adeta bir ışık huzmesi gibi, böyle uzaydaki bir ışık huzmesi gibi dağılan bir kavramla karşı karşıyayız bu akşam. Kendimiz seçiyoruz kavramları, böyle başımıza bela almaktan da hoşlanıyoruz. Bu birazcık herhalde Cengiz Hoca'nın alanına giriyor ama birazcık şey var, yani kendimize zulüm etmekten hoşlanıyoruz. Bugün kendimize zulüm edeceğimiz kavram öteki. Şimdi bu eski dünyada, antik dünyada bilinen bir kavram. Latinler buna alter diyorlar. Ve alter ego biçiminde yani öteki ben, diğer ben, benim karşımdaki filan anlamları felsefede çok kullanılan bir kavram. Ve bundan da Fransızca'da da altrui kelimesi türemiş. Altrui kelimesinden de altruizm, yani ötekini tutmak, egoizmin karşıtı olarak kendini düşünmek değil de ötekini düşünmek, diğerlerini düşünmek, diğer yanlık Türkçe'de de olan bir kavram. Yani bakın bir kere böyle bir koridor açılıyor. Şimdi bunun dışında antropolojinin verileri var. Antropolojik alana girdiğiniz zaman mesela Eskimoların kendilerini ifade ettikleri, yani kendi etnik unsurlarını ifade ettikleri kelimenin insan manasına geldiğini görüyoruz. İnsan, kendilerine insan diyorlar. Kendilerinin dışındakilerin hiçbiri insan değil. Bu sadece Eskimolarda rastlanılan bir şey değil. Bütün primordial toplumlarda, bütün primer toplumlarda benzeri şeyler var. Mesela Amerikan Kızılderili kabilelerinde de benzeri şeyler var. Kendilerine insan diyorlar, diğerleri değil. Bunun ötesinde aslında bu kavram birazcık da fenomenoloji tarafından öne çıkartıldı. Özellikle Husserl ve Husserl'den etkilenen ve sonra kendi felsefesini, hem de devasa felsefesini kuran Sartre'ın Varlık ve Hiçlik Türkçe'ye de çevrildi. Devasa bir kitap, okuması zor bir kitap ama okuduğunuz zaman son derece yararlanacağınız, ufuk açıcı bir kitap. Orada ayrıntılı bir şekilde anlatılan bu felsefe aslında bir daha basit bir alanda, bir tiyatro oyununda, Sartre'ın Üyklo, Gizli Oturum diye çevrildi Türkçe'ye, Tersin Saraç'ın güzel çevirisiyle. Orada ölen üç kişinin artık neresi olduğu belli değil, bir otel odası olarak canlandırılıyor bu ama kişiler ölü. Bunların birbirlerinin nasıl cehennemi haline geldikleri bu piyeste işleniyor ve sonunda da zaten piyesin kahramanlarından bir tanesi Garsen, "L'enfer c'est les autres" diyecektir, cehennem ötekilerdir, başkalarıdır. Ha, bir de bu koridor var, cehennem ötekiler. Şimdi tabii öteki kavramı Türkçe'de biraz daha kuşatması zor çünkü bizde öteden türetilen bir kelime, yani başka derdik eskiden, öteki çıktı, öte, ötedeki, bizim dışımızdakini de içeren. Halbuki Batı dillerinde, yani kelimenin, kavramın, daha doğrusu kavramın sahibi olan Batı dillerinde ötede olma şeyi yok. Aynı camianın içinde, aynı toplumun içinde olabilirsiniz. Yani iki eş, karı koca birbirine öteki olabilir, birbirine başka olabilir. Ama biz de öte dediğiniz zaman birazcık kavramı zorlamış oluyoruz. İşte bir de böyle bir zorluğu var. Buradan kuşatmanın ne kadar zor olduğu. Bir de işin matematik ve bilimsel veçesi var. Şimdi biz ötekileştirme dediğimiz zaman, bu da daha çok Amerika'dan kaynaklanan bir şey, otherness, bu kavram şöyle çıkıyor ortaya. Yani bir topluluk hakkında birkaç kişi tanıyorsunuz. Diyelim 1000 kişilik bir topluluk, 2 kişiyi tanıyorsunuz. Bu 2 kişinin bazı özelliklerini cımbızla çekiyorsunuz ve bütün o topluluğa mal ediyorsunuz o özellikleri ve ondan sonra onu seviyorsunuz veya sevmiyorsunuz. Genellikle de sevmiyorsunuz. Sevmeyerek ötekileştiriyorsunuz. Bunu bütün topluluklar için yapabilirsiniz. Cinsler için yapabilirsiniz. Erkekler kadınlar, kadınlar erkekler için yapabilir. Etnik gruplar için yapabilirsiniz. Her etnik grup diğer etnik gruplar için çeşitli sıfatlar takabilir. Tarih boyunca bunun çok örnekleri var. Türkçe bu konuda çok zengin. Ne şamın şekerini, arabın yüzü, çingene çalar, kürt oynar gibi bizim sayılamayacak kadar çok şeyimiz var. Bu konuda ötekileştirici ifadelerimiz var ve sadece bir böyle nereden çıktığı belli olmayan bir kamusal
duruş biçiminde bütün bunlar dert aslında. Şimdi ben doğrusu bu alanda kendimi zayıf hissediyorum çünkü psikiyatrinin alanına da giriyor bu. Biliyorsunuz Cengiz Güleç Türkiye'nin önde gelen psikiyatrlarından. Yani ötekileştirme aynı zamanda bir psikiyatrik vaka. Psikiyatrinin ilgilendiği bir alan. Yasin Ceylan derseniz kendisi Türkiye'nin önde gelen felsefecilerinden ve evleviyetle felsefenin alanına giriyor. O zaman demek ki eğer birazcık aklım varsa sözü onlara bırakma durumundayım. O zaman şimdi Cengiz Güleş'le başlayalım. Yani bu öteki kavramı, ötekileştirme kavramı nereden başımıza bela oldu aşağı yukarı biliyoruz da bunun sizin alandaki özellikle açılımlarıyla başlayalım, sonra diğer alanlardaki açılımlarına da devam ederiz. Eyvallah. Mehmet Ali'cim, bence çok kuşatıcı bir açılış oldu. Yani hemen hemen kavramın kullanılabilecek, kullanılan, yani bu kavramı daha doğrusu kullanan disiplinlerin alanını ve şeyini bence çok güzel özetledin. Şimdi öteki biraz da moda oldu Türkiye'de. Ona da çok güzel işaret ettin doğrusu. Ama şöyle de bir şey var, şöyle de bir gerçek var. Psikiyatriden çok, biz de kullanıyoruz bunu ama daha çok sosyal psikolojide kullanılan ve özellikle de bu stereotipler, ön yargı, peşin yargı. Stereotip seyircilerimiz için müsaade edersen açıklayayım. Basma kalıp düşünceler. Ha. Yani araştırılmadan öyle olduğuna inanılan. Tamam. Yani bu inançlarla daha çok ilgili damgalama. Damgalama, evet. Bizden farklı olanı, bizden başka olanı bir tür tehdit algısı ile birlikte, yani bu şunu söylemeye çalışıyorum, yani topluluklar arası, gruplar arası sorunlarda, ihtilaflı durumlarda bu ötekileştirmeyi bir fenomen, yani bir tür, bir grubun inançsal, zihinsel, tutumsal bir işlemi, bir işlem, yani işlem olarak kabul ediyor ve sosyal psikolojide alanı çok geniş. Yani ben biraz da yani felsefi plandaki tartışmadan sonra işin daha çok bu sosyal psikolojideki gruplar arası çatışmalar meselesine, oradan soykırımdan tut da gruplar arası saldırganlık ve şiddet. Ama burada çok önemli bir şey söyledin, onu lütfen açıkla. Yani genişletelim daha doğrusu açıklamadan çok. Bir saldırı tehdidi algısı sonucunda ötekileştirme. İlkel toplumlarda bu böyle. Doğru. İlkel toplumlarda diyor ki bu benim avıma göz koyar, tarlama göz koyar. Makul, anlaşılır bir yanı da var ama sınırları da daha. Ama tahripkarlık sınırları. Modern toplumlarda nasıl oluyor bu? Çünkü tahrip araçları çok yükseldiği için ötekileştirmenin neden çok tehlikeli bir fenomen olduğu bu açıdan önemli. Yani biz soykırımdan tutun da yani kitlesel ölümlere yol açan, adeta böyle bir etnik kırım da dahil olmak üzere bunun altındaki mekanizmaları, sosyal psikolojik mekanizmalara bakıldığı zaman kabaca ötekileştirme kavramına başvuruluyor genellikle. Evet. Bu bir başlangıç mı, sonra bir süreç mi, sonuç mu, o da belli değil. Ama şöyle bir silah teknolojisi dediniz. Yani bunun gelişmesi biraz katkıda bulunmuş, öyle bir tehdit araçlarının artması dedi. Artmasın dedi. Tehdit araçları. Veya tehdit algıladığımız zaman o tehdide cevap vermenin yoğunluğu, şiddeti elimizdeki yok etme araçlarının gelişmişliğinden maalesef tehlikeli, o anlamda söylüyorum. Şimdi bunun en güzel örneği aslında yani soykırım, en bunun tipik şeyi. En tipik bir tane de Soğuk Savaş. Sovyetlerin elinde doğru dürüst silah yoktu. Fakat Amerikalılar Sovyet tehdidini öyle bir bize inandırdılar ki, bütün dünyayı inandırdılar ki biz Amerika'nın patronluğunu kabul ettik sonunda. Evet. Yani o. Bu da olabiliyor. Yani illa bir şey, aktif silahlı ve yok edici bir tehdit, yani tehditin kendisi gerçek de olmayabilir. Olmayabilir tabii. Evet. Tehdit algısını yaşatarak bir hükümranlık. Sömürgecilik de öyle bir şey. Tabii. Sömürgecilik diyor ki bunlar insan bile değil. Başvurmadan tabii. Söylemini. Yani ötekileştirmede tehlikeli olan hocam iki tane şey var. Bence iki temel kavram var. Birisi dehumanizasyon dediğimiz gayri insanileştirme. Yani insan olmaktan çıkartma. Evet. Yani bizden farklı olan, ister tensel, ister etnik, ister inanç. Çünkü farklı gruplarda olabilir. Yani etnik temizliğe kadar gidebildiği gibi inançlar arasında ya da aynı dinin farklı mezhepleri arasındaki kıyım,
yok etme eylemlerini neyle temellendiriliyor? Nasıl bir dayanağı var? Bunun? Onlar insan değil. Onlar insan değil. Dolayısıyla yani dehumanizasyon bu da çok önemli bir şey. Ölümü hak ediyor o zaman. Yok edilmeyi yok hak ediyor. Yok edilmeyi hak ediyor. Çünkü o yok etme eylemine girişenlerin vicdanını neyle rahatlatacağı çok önemli. Çünkü yani siz soydaşınızı ya da bir insanı durup dururken yani gerçekten ortadan kaldırabilmeniz için kendinizi inandırabileceğiniz, yani bu eylemi yapmaya kendinizi meşru bir bulabileceğiniz bir şeye sokulması lazım. Evet. Şimdi zihinsel bir hal. Bu o kadar önemli zihinsel bir şey söylüyor ki şimdi hocam. Şimdi bu Tatarlara Avrupa'da Tartar denilir. O Tartar'a nasıl dönüştü biliyor musunuz? Tartar Latince'de cehennem demektir. Öyle mi? Bunlar cehennemden gelen Yecüc'ler, Mecüc'ler. Yani Gog ve Magog. İnsan değil bunlar. Dolayısıyla her türlü muameleye müstahak. Evet. Şimdi demin şeyi Eski Mular'ı anlatırken çok hoş bir, çok güzel bir benzetme. Hakikaten kültür araştırmalarında bu ötekileştirme meselesi. Kimisi daha masum belki, çok daha tahripkar olmayan ama sonuçta ötekileştirmenin neredeyse çok çok primer, yani biz primitif demekten özellikle kaçınıyoruz. Yani bu Mehmet Ali ona onu çok primordial diyelim. Yani ilk insanlık kültür nüveleri falan diyebileceğimiz. Mesela çok hoş bir şey okumuştum bir yerlerde. Cizvit papazları ilk defa Çin'e, Java falan Uzak Asya'ya gittikleri zaman Uzak Asya topluluklarının çoğu kendilerine fiziksel özellikler itibariyle benzemeyen bu Batılıları o kadar tuhaf yaratıklar, varlıklar olarak tarif ediyorlar ki inanılacak gibi değil. Yani bunlar da mı insan? Evet. Yani biz aynı soya mı giriyoruz şeklinde. Yani bu sadece aşağılama, istiskal etme değil. Farklı ve değişik olanı. Binbir Gece masallarında da öyledir. Başka ülkelere gittikleri zaman oralar tarif edilir. Mesela Simbad, gemici Simbad'ın şeylerinde, yolculuklarında yedi kafalı adamlar, ondan sonra şey ağaçları, o elma ağacı yerine kafa çıkan ağaçlar filan. Koskoca bir mitoloji vardır o konuda. Orada doğaya ilişkin gene tehlikeli değil. Hayır, insan ama onlar göya. Öyle mi? Tabii. İnsani varlıklar. Yani. Yani bir kafası insan, bir kafası kurt mesela. İnsanımsı yani. Pek insana da benzemiyordu. Neyse yani bu hemen hemen her kültürde var. Yani olay şimdi Batı dünyasında özellikle insan hakları, demokrasi, liberalizm, eşitlik ve özgürlük falan temalarından sonra, bu temaların arkasında bir 200-300 yıllık, daha da geriye gidersek daha eski, ama buna rağmen hala modern çağımızda bile devam ediyor değil mi? Gruplar arası, evet, topluluklar arası, milletler arası bazen. Tabii ulusal düzeye de var. Hatta uygarlıklar arası. Yani şimdi bir de o öyle bir yani Batı var. Yani bu Huntington tezleri nedir yani? Veyahut da Fukuyama tezleri nedir? Yani seyircilerimiz için söyleyeyim. Tarihin sonu geldi. Çünkü en yüksek uygarlığa ulaşıldı diyor Fukuyama. Evet. En yüksek uygarlık ne? Batı kapitalist uygarlığı. Liberal demokrasi. Evet. Huntington ne diyor? Uygarlıklar çatışması. Yani altında dinler çatışması. Dinler çatışması. Batı ve diğerleri. Evet, Batı ve diğerleri. Şimdi buradan isterseniz yumuşak bir geçiş yapalım. Yani oradan bir şey söyleyeceğim. Bu öteki lafının, ötekileştirmenin kurucu unsuru bence bir kavram çiftliği. Öte değil mi? Öte. Ama önce biz ve ötekiler. Hı hı. Aslında Fransızca'daki les autres çok daha doğru bir şey ama. Les autres'den yani, çok autrui deniyor. O tam öteki ama. Ha. Bir de çoğulu. Ötekiler, ötekinin içinde yer aldığı topluluk da bu defa ötekiler topluluğu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz duygusu, bizlik neyin üzerine dayanıyor? Neyin üzerine, bizlik meselesi. Yani kimlik açısından. Nokta, yani ben kimim, bir de biz kimiz diye sorduğumuzda ötekilerin varlığı bizim bizlik duygusunu, yani kolektif kimliği kurucu bir unsur haline geldiği zaman bir risk var orada. Onun altında, ben buradan başlayıp bir şeyler söyleyeyim. Onun altında yani bizi biz yapan bir ideoloji var. Evet. Ya millete göre, ya dine göre, yani ya, çeşitli ya, şeylere göre bir şey. Veya, ama ötekinden hareket etmeden tuttuğumuz takıma göre de olabilir. Evet. Hayır, ama cinsiyetimize göre de ama olabilir. Ama bir ötekinin varlığı neden bizlik duygusu için zorunlu hale geliyor? Ama alter ego işte. Yani oradan başlıyor. Yani, o olmazsa şimdi, ben de olmam. Öyle. Ben de olmam. Ama o benden daha aşağı bir şey. Evet. Ama ben şunu istersen, yani izin verirsen, ne istersen söyle de şuradan başla diye diyeceğim. Yok, bu noktadan başlayacağım. Ama peki niye şimdi, niye Batı'dan kaynaklanıyor bütün ötekileştirmeler? Yani Doğu'nun ötekileştirmeleri hakikaten masum kalıyor.
Tabii. Batı'nın ötekileştirmeleri karşısında. Mesela Nazilerin Yahudileri ötekileştirmeleri dünyanın en büyük felaketlerinden birine yol açtı. Şimdi bir felsefi altyapısına gidelim. Cengiz hocamız yani bu biz derken hangi kavrama dayanarak, neye dayanarak biz diyor ve diğerleri de öteki olmaya mahkum oluyor. Şimdi ötekileştirme bir yabancılaştırmadır. Bu yabancılaştırma kişinin önce kendini yabancılaştırmasından başlıyor. Nasıl? Tüm insanlığını birkaç vasfa daraltıyor. Sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. Bu ırk olabilir. Dini bir inanç olabilir. Mezhep olabilir. Bir coğrafi birliktelik olabilir. İnsan olarak varlığını birkaç vasfa sıkıştırınca önce kendini yabancılaştırmış oluyor insanlığına karşı. Yani biz kimliğimizi oluştururken kendimizi yabancılaştırıyoruz. Evet. Evet. Yani diğerine öteki ve öteki haksızlığa müstahaktır. Benim dışımda biridir, benden aşağıdır derken kendisinden başlıyor. Kendisini önce yanlış tarif ediyor. Patolojik biçimde kendini, insanlığını birkaç vasfa hasrediyor. Ve bundan hareketle karşı taraf ona mukabil gelmiyorsa onu yabancılaştırıyor. Yani bu yabancılaştırmayı kendi şahsında başlatıyor ve karşı tarafa yükleyerek ona düşmanlık, onu farklı görmeye başlıyor. Dolayısıyla bir kişinin yabancılaştırmaması için önce kendisini yabancılaştırmaması lazım. Hayır, farklı görmesine bir sakınca yok bence. Yani farklılıkları görmekte bir sakınca yok da o farklılığı hiyerarşik hale getirmesi kötü. Evet, hiyerarşik hale getirip onu daha aşağı görmesi. Evet. Onu ne bileyim zulme müstahak görmesi, ayrımcılığa müstahak görmesi bu zararlı olan yönüdür. Ötekileştirmenin. Dolayısıyla insanlığını tam tarif edemeyen insan karşı tarafa da o eksik tarifi uygulayınca bir marazi durum ortaya çıkıyor. Mesele budur. Şimdi varoluşçu filozoflardan Levinas tüm felsefesini öteki üzerine kurmuştur. Aslında Sartre da biraz öyle. Sartre aslında Levinas. Levinas çünkü 2. Dünya Harbi'nde ailesi Yahudi kökenli olduğu için büyük mağduriyet yaşıyor ve ötekine saygı, ötekinden başlayıp etik olma noktasını felsefenin merkezi haline getiriyor felsefesini. Ve ötekiyle karşılaştığında sorumluluk başlıyor. Buna transcendence diyor. Çünkü tek başınayken herhangi bir... Aşkınlık. Aşkınlık. Tek başınayken, kendinden sorumluyken başka bir insanın yüzü belirince yeni bir halet-i ruhiye başlıyor. Peki şimdi burada sana tam bu Levinas'ın tecrübesinin doğrultusunda bir soru sorma ihtiyacı hissettim. Buyurun. Sartre'ın Le Seques La Daltona diye şey vardır, piyesi vardır. Altona Mahkumları diye çevirdiler onu Türkçe'ye. Lale Oraloğlu tiyatrosunda da müthiş bir şekilde oynandıydı o. Filmi de oynadı. Sophia Loren oynuyordu hatta. Bir Nazi subayı savaştan sonra üniformalarıyla birlikte kendisini Altona'da, yani Hamburg'un bir dış mahallesidir orası, Altona'da evinin tavan arasına kapatır. Neden? Çünkü Naziler öyle bir dünya öngörmüşlerdir ki o öngördüğü dünyanın gerçekleşmemiş olmasına tahammül edemeyecektir. Evet. Ötekinin zaferine tahammül edemeyecektir. Evet. Evet. Ötekinin zaferine tahammül edemediği için de kendini cezalandırmıyor. Kapatıyor. Ben diyor böyle bir dünya istemiyorum. İstemiyorum. Yani inkar ediyor. Yani inkar ediyor. Yok etmiyor da realiteyi inkar ediyor. Evet, realiteyi inkar ediyor. Yani bu işte ötekileştirmenin zirvesi. Evet. Yani öyle bir bizlik duygusu var ki Nazilerde. Evet. Dünyanın egemeni olma konusunda öyle bir inanç var ki bunun dışındaki hiçbir şeye tahammül edemiyor. Evet. Tam Levinas şeyinde, doğrultusunda. Yani zaten bu egzistansiyalistler, varoluşçular çok şeyler. Bu işe çok. Evet. Yani insan temelli düşündükleri için
Yani bu tür ötekileştirme, yabancılaştırma fiillerine karşı bir felsefe geliştirmişlerdir. Şimdi tabii insan hakları, Cengiz Bey de bahsetti, bu ötekileştirmeyi anlamsız kılan temel haklardır. Yani insana yapışık haklar. Hiçbir otoriteden alınmayan, doğuştan gelen haklar olarak ortaya çıkınca eşitlik, adalet. Şimdi bunlar akli değerlerdir. Ötekileştirme doğanın verdiği vasıflara bağlandı mı ötekileştirirsin? Sadece doğanın verdiği vasıflara değil, kazanılmış şeyler de. Mesela takım tutarak da ötekileştiriyoruz. Fena halde ötekileştiriyoruz. İşte bir doğma haline gelince. Yani tabii yani takımı tutarken yani böyle yenilsek kıyamet kopar gibi bir tutumla değil. Kopuyor da. Bir haz. Belçika İtalya maçında hatırlamıyor musunuz kaç kişi öldü? Evet. Yani o neydi o? Hezel stadında. En son Mısır'da oldu. Mısır'da mi? Da mı oldu? Bir geçen ay. Ya ama onda, şimdi onu da ötekileştirme var. Ötekileştiriyor yani. Pek muhakkak da ama şimdi daha yani biraz daha akademik. O daha şey teknik. Yani temporal bir şey. Yani bizim bahsettiğimiz uzun vadeli bir ötekileştirme, bir ideoloji haline gelen, milli bir haslet haline getirilen ötekileştirme tehlikelidir. Ay bu da tehlikeli ama yani dediğin temporal olduğuna geçici olduğuna kadar. Evet. Şöyle bir şey diyebilir miyiz galiba? Şimdi birbirlerinden ister fiziksel, ırksal, fiziksel görünümleriyle kullandıkları dil, kültürel alışkanlıklar, aidiyetleri itibariyle bir toplum düşünelim. Toplumun içinde bu farklı toplulukların var olduğunda böyle durumlarda çıkıyor çünkü bu ötekileştirme. Baskın, egemen grup, topluluk kendi baskın değerlerini, buna dediğim gibi inanç, fiziksel yapı falan gibi benzemeyen, sadece benzememesi tek önemli değil. Benzememenin ötesinde, yani daha doğrusu kendi topluluk kimliğini, kolektif kimliğini pekiştirmek, daha yani sağlamlaştırmak niyetiyle ve kendi aralarında biraz da dayanışmayı, evet, o solidariteyi, evet, asabiyeti güçlendirmek, evet, amacıyla çevrelerindeki farklı topluluklardan hareket etme. Yani sana şimdi bir şey söyleyeceğim, bayılacaksın. Aynı zamanda bunların yani kendi şeylerini, solidaritelerini, dayanışmalarını filan değil, bir de kendileri hakkındaki tasavvurlarını hayata geçirmek için. Tabii, aynen öyle. Doğru. Yani mesela Hristiyanlaştırma, zorla Hristiyanlaştırma. Tamam. Bu nedir? Kendi tasavvurunu evrensel tasavvur haline getiriyor. Empoze etme başkanı. Orada bir müthiş bir grandiyöz egoya imkan sağlıyor. Yani ben bütün dünyaya uygarlık taşıyan, insanlık taşıyan bir inancın mensubuyum. Ve çok da terbiyesizce bir lafla ifade ediyorlar bunu. İkiniz de çok iyi bilirsiniz. Misyon sivilizatris diyorlar. Evet. Yani uygarlaştırma görevi diyorlar. Evet. Biz uygarlaştırmak üzere gidiyoruz. Peki. Şimdi, ama bu bir toplumun içinde bu farklılıklara tolerans neden düşük olur? İşte hiç bu, yok. Hayır. Yani bazı toplumlarda diyelim ki çeşitlilik, değil mi? Farklılıkları bir arada barındırabilecek bir, ya Batı'da işte ise her ne kadar göçmenlere, özellikle Fransa dahil senin en sevdiğin ülkede. Ama 3 tane varsa laf çıkmıyor da %10'a gelince demek ki bir problem çıkıyor. Şimdi oraya getireceğim. Neden? Yani belli bir sayıda o farklılık bir çeşni. Hatta bir değil mi? Zenginlik bile algılanabilirken. Hatta kendilerine övünç meselesi çıkartıyorlar. Evet. Biz herkesin ikinci vatanıyız bilmem ne. Tabii. Ama birdenbire oy vermeye başlayınca bunlar iş bitiyor. Neden? Çünkü yani onu tahmin edebiliyoruz. Yani yaşam standartları, refah düzeyi, her ne haltsa, bunların azalmasının sorumlusu ilan edebilecekleri bir vurabalı, bir dış düşman yaratma. İşte yani işte Nazilerin, ötekileştirmenin altındaki şey bu. Aynen. Nazilerin Yahudilere yaptıklarını bugün Fransa'da Zencilere ve Müslümanlara yapıyorlar. Tabii. Yani aynı boyutta değil elbette ama yani ötekileştirme aynı şekilde. Ayrımcılık işte. Yani başlangıcı en hafifiyle ayrımcılık hocam. Ötekileştirmenin yani daha doğrusu şu. Benim toplumsal varlığımı tehdit diye algılıyorsam, gerçekte tehdit olmayabilir, bir başka topluluğu, bunlar zamanında Çingeneler olduğu malum, eşcinseller olduğu, hala, Yahudiler olduğu, yani defavorize ya da ne diyelim, dezavantajlı gruplar diyebileceğimiz, bu gruplara yaşam imkanı sunma sunmama meselesinde çıkıyor ortaya. Yani çok tehdit edici, kendi
alışa geldikleri hayat standardını tehdit edici algılamadıkları zaman bir tolerans, az buçuk tolerans var. Katlanıyorlar. Bak tolerans dediğim burada pekala, katlanma. Şimdi senin nesnenin tam göbeğinden bir soru. Peki şeylere bu mental handikapelere ben hep böyle tarafsız terimler bulmaya uğraşıyorum. Deli demeyeceğim, ondan sonra zihinsel özürlü demeyeceğim. Sevmiyorum o lafları. Ne demek zihinsel özürlü? Yani bu lafları sevmiyorum. Zeka özürlülük için. Ama onu da demeyeceğim. Peki, yani sevmiyorum. Güzel. Handikape. O da sakat işte. Ama handikape sakat değil canım. Türkçe olmadığı için yani, tam anlamı vermiyor. Yani, bizim handikapı olabilir. Engelli yani. Engelli. Bir tür engelli var ama. Ya engelli mi demek lazım? Ha. Neyse. Yani zihin engelli peki. Peki zihin özürlü. Engelli. Özürlü değil ya. Özürlü. Yani özürlü engelli, diyecek engelli, en güzel. Peki olacak. Anladım peki. Ama bu lafı konuşmamız lazım. Ne diyoruz ne anlıyoruz çünkü programımız. Hı-hı. Ha şimdi bu Foucault'un üzerinde durduğu bunları kapatmak aslında ötekileştirmek değil mi? Ha kapatmak için önce ötekileştirmek. Ha. Yani işte nasıl üstad konuşunca nasıl bir tamam. Gerekçe işi nasıl bir ideolojik işlev yükleniyor ötekileştirme? Hı hı. Bunu anlamak, bunu önce ötekileştiriyoruz. Bunu deşifre etmek lazım tabii. Tamam. Ha önce şöyle oluyor hocam. Bir kere diskrimine ediyoruz, ayırıyoruz. Gemilere bindirip nehre salıyoruz. Ha oradaki örnekte diyelim ki toplumun içinde onu fizik olarak yok edemiyorsun o topluluğu. Bir yere gönderemiyorsun. Bazen ediyorlar, bazen öldürüyorlar. Hayır, ileri boyutları ama diyelim ki edemiyoruz henüz. Gücümüz yetmiyor olabilir. O topluluğun şu veya başka topluluklar nezdinde bu dezavantajları gruplara zulmeden bir topluluk olarak algılanmak istemiyoruz. O zaman daha ince taktikler, daha rafine, daha sofistikli şeyler kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? İnkar ediyoruz onların varlığını. Görmezden geliyoruz. Ayrımcılığın ileri aşamalarını söylüyorum. İnkar ediyoruz. Onu beceremesek asimile etmeye çalışıyoruz. Asimile edemezsek de fizik imhaya doğru gidiyoruz. Ama bütün bu işlemlerin arkasında onların öteki, farklı ve yani demin söylediğimiz türden bir varlıklar olduğu ya da topluluğun tümünün bir anlamda böyle bir yok edilmeye. Mesela hocam şimdi Nazilerin öjenik metotları neydi? Öjeni yani böyle daha bebek hatta mümkünse fetal hatta üstünlük yaratma peşindeydiler. Tabii yani İşte Çingenelerin, Yahudilerin her neyse kendileri için tefessüh etmiş. İnsan yani, harası diye meşhur şeyleri vardır onların. Tabii. Yani resmen insan genetik için. Bilimi de öyle gelişti bir miktarda. Yalnız bu adamların biliyorsunuz. Kendi Aryan ırkının ama üstünlüğü. Şimdi, Yasin bu Foucault'da kalalım biraz. Hı. Yani şimdi çok güzel bir şey söyledi Cengiz. Dedi ki önce ötekileştiriyoruz sonra tecrit ediyoruz. Evet. Edebildiğimizi tecrit ediyoruz. Edemez. Ha. Ha, şimdi şeyleri tecritle yetinemiyorsak da yok ediyoruz. Evet. Yani. Şimdi bunun arkasından da insanileşerek psikiyatri doğuyor. Aynen. Evet. Ama yani bazen de o insanileşmiyor o alan. Kapatma alanı insanileşmiyor. Tabii. Evet. Mesela şiddet oluyor. Mahkumların alanı dünyanın hiçbir yerinde insanileşmemiş vaziyette. Evet. Çünkü oradan bir şey doğmadı. Evet. Yani ben şunu sormak istiyorum bir felsefi duyarlılık içinde. Acaba biz hukuk sistemimizle de ötekileştiriyor muyuz? Hmm. En mütekamül hukuk sistemleri de dahil olmak üzere. Mesela bizim Türk Medeni Kanunu'na baktığımız zaman en azından kadın erkek arasında kıyamet gibi eşitsizlikler olduğunu düzeltilmesine rağmen. Anayasamızda var. Mesela Türkiye'de yaşayan birçok insanın anayasada kendisine yer bulmaması bir nevi ötekileştirmedir. Evet. Dolayısıyla yeni anayasada mesela vatandaşlık tarifinin daha insani, daha universal kavramlar kullanarak yapılması gerektiğini birçok hukukçu ileri sürüyor. Sadece hukuk, yani anayasa bir hukuk meselesi değil. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Evet. Anayasa bir toplum sözleşmesi. Evet. Hepimizin bu çorbada tuzu olacak. Evet. Ama şimdi bu kapatma. Evet. Kapattık. Evet. Niye kapatıyoruz ya? Yani. İşte ötekileştiriyoruz önce. Şöyle yapıyoruz. Yani biz daha önce de belirttiğim gibi İnsanlığı birkaç vasfa hasrediyoruz. Ve bunu yaparken insanlık tarifine bir şiddet uygulamış oluyoruz. Çünkü karşıdaki insan. Yani sana hangi yönden uymasa uymasın siz onu kavramlaştırıp tüketemezsiniz. Ötekileştirmede kavramlaştırıp o insanı tüketme var. Onu bir tarif içinde bitiriyorsunuz. Ama bu çok halbuki yüksek bir nokta. Tabii. Çok yüksek bir nokta bu. Evet. Çünkü buraya gelemeyiz daha. Çünkü bunu eğer onu tüketirseniz
onu kategorileştirmiş oluyorsunuz, araçlaştırmış oluyorsunuz. Onu bir elek olmaktan çıkarıp araç haline getiriyorsunuz. Ve ben dedim ya, önce kendinizde bir problem var. Ötekileştirmeden önce kendinizde bir... Onu Cengiz söyledi işte. Ben kendi tasavvurumu ve kendi kimliğimi inşa etmek için... Universal sayıyorum. Sürdürmek için. Evet. Biliyorum aslında evrensel olmadığını. Evet. Evrensel olduğunu... Bu bir nevi inansam egoizm. Bu altları etmem. Bir nevi egoizmdir. Bu gayri ahlaki bir tutumdur. Gayri ahlaki. Tabii. Etiğe karşıdır. Yani karşı taraftaki insana, sana benzemediği için, senin bazı vasıflarını taşımadığı için onu farklı görmek, insanlıktan aşağı görmek, kendinden aşağı görmek gayri ahlaki. Hayır, görse sadece görmekle kalsa problem olmayabilir. Mesela 1960'a kadar, Kennedy devrimlerine kadar, biliyorsunuz devrim diyoruz ona, şeyler, Amerika'daki Afro Amerikalılar, yani zenciler dememek için Afro Amerikalılar, otobüslerin arkalarında otururlardı. Evet. Evet. Beyazların gittiği üniversiteye gidemezdi. Evet. Amerika'da zenci üniversiteleri vardı. İşte bu ötekileştirme ve ayrımcılığın dik alası. Ve yani hatta, bundan... ve hatta mutlaka biliyorsunuzdur ama seyircilerimiz içinden yeni duyanlar çok şaşıracaklar. Zeka testlerinde öyle bir düzenleniyordu ki zeka testleri. Düşük görünüyor bunda. Şeyler, zenciler şeylerin yarısı zekada çıkıyordu. Bilerek yapılıyordu. Bilerek yapılıyordu. Evet. Tabii beyazların hayat tarzlarına göre düzenlenmiş. Evet. Zaten bütün zeka testleri düzenleme testlerdir de. Evet. Ama yani o IQ'lar pek fazla bir geçerli. Şimdi izin verirseniz, biz hep batıyı ve başka şeyleri konuşuyoruz da Türkiye'de sütten çıkmış yok, aşk kaşık değil. Yok, alakası var. Yani başta burada, söyledim, başta burada, ne laflarımız var. Var vallahi. Yani bunu da demeden buradan çıkmak bana, açık söyleyeyim, hicap veriyor. Yani tamam, dünyada başka uygarlıklarda, başka tarihsel dönemlerde dışlama, ayrımcılık, ayrımcılığın arkasından gelen inkar, imha, bilmem ne, bütün bunların mekanizmaları, sosyal psikolojik, isterseniz bireysel, hatta felsefi konteksti ne kadar tartışalım. Evet. Türkiye'de mesela ben bir Alevi olarak ve bir Alevi kimliğinin resmen yüzyıllardır Osmanlı'dan beri de ötekileştirildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, en azından mum söndü. Bu. İşte en buyurun. Azından mum söndü. Yani i̇şte hiç zaten uzağa gitmeye gerek yok. Mum söndü iftirası. İftirasıdır. Evet. Yahudilere yapılan kan iftirası. Yani Türkiye'deki Yahudilere kan iftirası. Kürtlerin varlığını inkar mesela. Tabii. Türkiye'de. Evet, tabii. Bir de bir ötekileştirme. Tabii. İşte birkaç türünü söyleyeceğiz. Ama bakın yani. Size bunun biraz da mizahi olan bir zirvesi vardır. Biz yer adlarını ya Farsça Stan ekiyle şey ederiz, memleket adlarını. Pakistan, Hindistan, bilmem ne. Veyahut da İtalyanca'dan gelme İA ekiyle yaparız. Bunun çok nadir istisnaları vardır. Yeni ülkeler, Kanada, Manada filan gibi. Bir tane istisnası var, hiç dikkat ettiniz mi? Arnavutluk. Ne demek Arnavutluk? Dutluk ne demek? Dut ağacının olduğu yer. Dut yetişen yer. Arnavutluk ne demek? Yani görüyor musunuz? Arnavutistan değil yani. Hayır, Arnavutistan da değil, Arnavutça da değil. Arnavutluk. Yani bakın yani. Biz öyle diyoruz. Diğer ülkeler Albanya diyoruz. Albanya diyorlar. Albanya. Kendileri Şikpere diyorlar. Kendi kendilerine ne diyorlar? Şikpere diyorlar. Şikpere. Gerçi Arnavut'un bir bölgesi gerçi ama. Ama yani. Eşimin olduğu yer biliyorsun. Öyle mi? Arnavutluğun adı Şikpere. Öyle mi? Yani o kendi dillerinde öyle. Ama yani bu olacak iş mi? Bize Türklük deseler yani hoşumuza gider mi Yavrusu? Doğru ya. Vallahi ne güzel bir şey oldu bu ya. Tespit oldu. Yani şimdi. Şimdi o stand Farsça'dan geliyor da İngilizce'de de var. Ama Farsça. Hint Avrupa kökenli bir. Hayır Farsça kökenli. Evet. Farslar daha önce adlandırdıkları için İngilizler de aynı şekilde almışlar. Evet. Onlar da Belucistan diyor. Evet. Onlar da Pakistan diyor. Ama kök Farsça. Evet. Yani şimdi bak devam et. Yani bu şeyin zirvesidir. Kesin zirvesidir. Yani ben bundan daha büyük bir ajallama şimdiye kadar hiç rastlamadım. Mesela yani gene klasik Osmanlı'nın hani böyle klasik daha ihtişamlı yıllarına baktığımızda da gayrimüslimleri değil mi? Yani bir farklı bir ayrı bir kategori. Zimni ama tam diyor, zimni. Zimni biliyorsun. Zimni. Şey altında, koruma altında. Zimmet altında. Tamam, padişahın yani. Zimmeti altında. Bak mesela antlaşmayla. Bak yani burada bir ötekileştirme pek yok işte. Var. Hayır, şöyle var. Daha kabul edilebilir. Dinsel kategori de var. Hayır, anladım da yani
Hayır, tamam, millet için hapsediyor onu da. Tabii. Yani Ermeni milleti, Rum milleti diye yok etmeye kalkmıyor. Hayır, yani canım, tehlike... tabii etmiyor. Hayır, tabii onu etmiyor. Ama hocam şu farklılığı kabullenerek o farklılığın yaşamasına müsaade ediyor. Ediyor ama tabii, o farklı, evet, o önemli bir önemli bir nokta. O farklılığın neşvi nema bulmasını ve kendini geliştirerek toplumun tümüne bir takım şeyler aktarmasını engel oluyor. Anladım. Hayır. Onların varlıklarını tanımak hocanın, bir sınır çekiyor. Belirtmek istediği nokta, şimdi İslam dinine göre gayrimüslimde kitabı olanların İslam ümmeti içerisinde yaşama hakları var. Ama herhangi bir kategoriye giremeyen, yani Müslüman olmayan, bir de gayrimüslim olmayan, Yahudi veya Hristiyan olmayan durumu nedir? Mesela bunu, Ezidiler ne Yezidiler olacak? Mesela Çingeneler. Yani dini olmayanlar. Mecusiler. Mecusiler. Şimdi Türkçe'de bir laf vardır biliyorsunuz. Ben çocukken çok duyardım. Başka dediğiniz zaman başka diye Çingene'ye derler derlerdi. Başka diye Çingene'ye derler. O bütün demek ki kültürlerin burabalısı. Evet. Günah keçisi. Evet öyle. O yani çünkü keçisi. O bir yeri kategorize edilemiyor. Yani hiçbir şey için sokuyor. 72 millet derken 72,5 oluyor falan. Ben o lafı bir kere ağzımdan kaçırdım. Ve bir konuşmada dinleyiciler arasında da Çingene vardı. Fena halde tepki gösterdi. Tabii canım, çok ve haklı. Onlar da kendilerine bu Çingene lafından kurtulmak için Roman diyorlar. Halbuki Roman onları ifade eden bir laf değil. Bence de değil. Ya hayır, Roman Roma Çingenesi demek. Her türlü Çingene var. Cipsiler değil yani. Evet. Yani diyeceğim yani Osmanlı'da da şunu söylemeye çalışıyorum. Yani toplumsal farklılıklar, cemaatler, komünoteler, farklı toplulukların bir arada organik bir toplum içinde barışçıl ve bir arada yaşama isteği ve yani mümkün olmasının ön koşulları var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tamam, bizim Osmanlı'da da bir sürü değişik değil mi? İnanç grupları var, farklı farklı etnik aidiyetler var. Ha, bunların kendi özgürce serpilmelerini sınırlandıracak ve değil mi? Kısıtlayacak evet. Bir şeyler düzenleme evet. De var. Kapatma işte. Evet. Kendi milletinin içine kapatma. Tamam. Evet. Hayır, bu da yani modern bizim şimdiki siyasal toplum mantığıyla bunu tabii hoş karşılamayabiliriz. Vatandaşlık yok. Vatandaşlık yok. Hayır, demek istediğim ama yani yine orta çağda bir nimetti bu. Onu demek istiyorsun tabii. Tabii hatta yakın çağlara kadar. Çünkü Hristiyan dünyasında mesela Müslüman azınlıkla yaşayamadılar. Bunu söylemezsek çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Evet. Batı aleminde biliyorsunuz 1492'de Müslümanlar ve Yahudiler kovuldular. Kovuldular. İngiltere'den Yahudilerin kovulma tarihi 1100'dür. Fransa'dan kovulma tarihleri 1300'dür. Yani devamlı kovuyorlar. Evet. Ve pogrom. Allah'tan bizim memlekette hiç pogrom olmadı. Yani Yahudi katliamı olmadı. Evet. Ama Avrupa'da defalarca oldu. Evet. Tabii. Ve sonra tabii Avrupalıların mesela bizi ifade etmek için kullandıkları laflar. Çok kötü laflar var. Tetto Türk bilirsin sen bunu yani. Türk kafası. Türk kafası ne demek? Nota kafa, nota mermer deriz ya biz ona. Siz sözünüzü tamamlamadınız değil mi? Bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Hayır, yani daha sonra bu ötekileştirmenin en vahim hale alması bu ulus devlet gerçeğiyle çok alakalı. Monist yani, yaklaşım işte. Tabii oraya doğru gelecektim. Evet. Yani bu emperyal yapılarda farklılıklar mümkün ve bir arada her ne kadar emperyal yapı olarak. Bir arada değil ama. Bir arada lafı itiraz ederim. Yani peki bir arada iç içe anlamda değil. Kapalı haklısın. Havuzlar halinde. Doğru. Toplumsal temasın minimalize edildiği. Çarşıda pazarda var. Topyekun yok değil o kadar. Hayır, 3 kuruşluk çarşıda pazarda. Ama mesela şimdi 18-19. Yüzyılda diyelim ki Üsküdar'da ya da Moda'da pekala değil mi? Farklı gayri... O artık modernleşme. Biraz Osmanlı... Sen Yahudi kadınların, Türkiye'deki Yahudi kadınların ne zaman Türkçe konuşmaya başladığını biliyor musun? Yok. 70'lerden sonra. 70'lere kadar Türkçe bilmezlerdi. Yok, o kadar da gerçekten, değildi. Gerçekten bilmezlerdi. Rumlar bilirdi ama. İstanbul'da ne yaparlardı bunlar pek? Kendi aralarında konuşuyorlar. Rumlar da bilmezdi. Bakın yani bozuk Türkçe diye canım. Hayır, lisede öyle kırık bir iki şey konuşuyorlar ama yani kadınları bilmezdi. Kadınları bilmezdi. Yani gerçi tüccar madamalar vardı bizim Ortaköy'de falan hatırlarım ama Ermeni. Rumlar da var. Hayır, Ermeniler bilir. Çarşı pazarda. Çarşı pazar o kadar. Ha, onun dışını bilmiyorum. Şimdi yani çok kültürlülüğü kapatma, yasaklayan. Büyük, o güzel o yani kapatma. Hayır, evet. Varlığını inkar etmiyor. Yok etmiyor ama kapatıyor. Kapatıyor. Güzel. Ben ama ulus devletin yok edici. Ulus devlet tekliftleştiriyor. Ama ondan niye önce işte, dinler vardı. Tekliftleştiremediğini ne yapıyor? Tekliftleştirmeye direneni ne yapıyor? Yok ediyor. İşte onu söylüyorum. İnkar ediyor, yok ediyor. Çeşitli yolları var. Çeşitli yolları var. Bu dünyanın her tarafında yaşandı bu.
Gayet tabii canım, ben yani sadece buraya has bu topraklar. Yani 1492'den sonra herkes İspanyol ve Katolik'ti. Herkes ama herkes. Mecburen. Evet. Yani. O artık zirvesi hocam, 1300'lerde başlıyor. Hayır, 1492'de zirve artık. Yasa çıkartılıyor diyor ki. Ama arkasında bir yüzyıl var. Hem yani. Hristiyansın hem İspanyolsun diyor. Şimdi Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı 5. asırda seçmeden önce pagan ve çok kültürlülüğün yaşadığı bir imparatorluk iken monist bir yaklaşım yoktur mesela. Yoktu, hayır. Değil mi? Hayır. Çok kültürlülük Roma'da, vardır, ırklar vardır. Çok kültürlülük de dememek lazım. Ben o lafı biraz şey etmek istiyorum. Bir modern bir... Çoğul kültürlü demek lazım yani. Neden çok kültürlü değil biliyor musun? O kültürler bir arada değil. Evet. Yani o ayrımı güzel gözetiyorsun. Ha, doğru, o kültürler doğru. Bir arada yani, değil. Hayır, multikültürel deyince sanki hayır orada bir güzel bir nüans var. Plüri kültür. Hayır, multikültürel de sanki çeşitli çok ama iç içeymiş. Evet. Bu biz öyle bir zihap. Evet, ben kastım farklı etnik listeler ve kültürleri bir arada yaşamış. Yani çoğul gibi yani.